Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştı. Toplantının hemen ardından açıklama yapıldı. Bakalım ayrıntılara. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu 2 saat 45 dakika sürdü. İletişim Başkanlığı toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı. PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik süren operasyonlarla ilgili kurula bilgi sunuldu. FETÖ ile mücadelede atılacak adımlar değerlendirildi, terör örgütünün tamamen çökertileceği vurgulandı. Terörle mücadelenin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve refahına kalıcı katkıda bulunacağına işaret edildi. Bildiride Suriye konusu öne çıktı. Nifak girişimleriyle iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağının altı çizilmiştir denildi. Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik desteğin sürdürüleceği kaydedildi. İsrail saldırıları da ele alındı, yönetimin durdurulması gerektiği belirtildi. Kıbrıs Türk halkının egemenliğine vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak tanınmasının altı çizildi. Ege ve Akdeniz'deki meselelerde diyaloğa öncelik veren yapıcı yaklaşımın istismar edilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi. Hak ve menfaatlerin müdafasına yönelik tavizsiz uygulamaların sürdürüleceği açıklandı.